Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Slender The Rival'a hoş geldiniz. En son bölümde bir şeyler yapmıştık ama 8 Pages bölümünü geçmiştik, bir sonraki bölümünü geçmiştik. Ama ve lakin şimdi prologu baştan oynayacağız. Bunun nedeni ise prologda gittiğimiz ev vardı ya, hani bir tane yanmış bir tane evin içine girmiştik. Oraya baştan gideceğiz. Onun içinde bir şey varmış, bir yaratık varmış. Onun içine gidip bir tane yaratığı görebilirmişiz. Ve ben bu yaratığı görmek istiyorum açıkçası. Şöyle bir bakayım. Tam kaydediyor hala. Tamam, geç buraya, geç buraları. Hepsini biliyoruz. Ama buraya gidemiyoruz. Land for sale. Satılmış arazi. Satılmış arazi. Sattık biz bu arazi artık. İstemiyoruz. Sevmiyoruz bu araziyi. Hadi. Koş, istediğimiz kadar koşabileceğimiz için istediğimiz kadar gelebiliriz ya. Koşa koşa gidelim. La 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 la. Çok mutluyuz biz. Arabamız oraya takıldı ama çok mutluyuz. Oyunu iyice geliştirmişler yalnız. Çok fazla yaratık eklemişler. Çok hoşuma gitti. Tabii fazla yaratık olması o kadar güzel bir şey değil. Neden güzel bir şey nasıl sağlanabilirdi? Tamam. Şu andaki yaratık sayısı ideal. Ona bir şey söylemeyeceğim ama değinmek istediğim nokta şu. Ya bir, şurada güneş çok hızlı şey yapıyorlar da. İki, hikayeyi birazcık daha uzatsınlar. Hoş, bunda olmaz. Bunu artık herkes oynadı. Hani insanlar dönüp benim gibi dönüp oynamazlar bu oyunu ama yeni bir oyun yapsalar ve bunun devamı niteliğinde veya ne bileyim önceki oyun niteliğinde yeni bir oyun yapsalar, bundan birazcık daha uzun yapsalar ve şu anda şu gelişmiş versiyonla yakın bir kalitede yapsalar muhteşem olur. Online appears to be dead, her zamanki gibi. Telefonu acaba kim kesti? Yine prolar, kaliteli prolar orada duruyor. El feneri nerede? Bu ne? Ha. Klasik şey. Yukarı çıkalım şimdi. Yukarıdadır anahtar. Anahtar herhalde yukarıdadır. Çok hızlı davranmak istiyorum. Bu arada şimdi şey olduğu için, hiç bilmediğim yaratıklar olduğu için çok korkuyorum çünkü şu anda bile karşımıza bir yaratık çıkabilir ki bu bölümde bir yaratık göreceğimizi söylediniz zaten. Şunu çok fena tırsıyorum ya. Ya şu kapılarda bir şey yapsa, açık dursa. Boş. Biraz sonra şeyin oranın kapanmasını, kapılarını. Slender kardeş, uzak dur lütfen. Gözünü seveyim, uzak dur. Ben şimdi dışarı çıkıyoruz çünkü çok meraklıyız biz böyle konulara. Scooby-Doo zannediyoruz biz kendimizi. O yüzden hemen dışarı çıkıp o şeye bakmamız lazım. Nerede olduğuna bakmamız lazım. Oo, çok fena tırsıyorum. Çok fena tırsıyorum. Çünkü bu bölümde bilmediğim bir yaratığın, siz söylediniz bu bölümde bir yaratığın olduğu, o evin içinde bir yaratığın olduğunu. Bu ne demek? Bu bölümde bilmediğim bir yaratığın olması, başka bölümlerde bilmediğim başka yaratıkların olup olmadığı sorusunu aklıma getiriyor ki böyle bir bilinmezlik beni gerçekten çok korkutuyor. Çünkü olabilir. Mesela şu anda önümüze bir yaratık çıkabilir. Ki çıkacak. Hazır olun. Ne bu kadar büyük konuşurum, inşallah çıkar. Oy. Bir tane video vardı ya. Bir tane adam Slender oynarken. Slender The Eight Pages. İlk Slender oyunu oynarken. Böyle birileri alakadan gelip adamı korkutmuştu. Böyle Slender giysisi falan giydiler. Oo, aman tanrım, çok şeydi, çok fenaydı ya. İnsan hiç acımaz mı kardeşim de Slender gibi oyun. Oy. Geliyoruz. Gelmiyoruz.
Şimdi gitmiyoruz en azından. Korkuyorum oğlum, daha önce hiçbir oyunda bu kadar korkmamıştım. Sanırım bununla birlikte 5 tane yaratık oldu. Şu anda 5 tane yaratık biliyorum ki çok ilginç. En azından bana söylenen 5 tane yaratıktan haberim var. O yüzden çok tırsıyorum. Çok tırsıyorum. Bu kim? Charlie Matheson Jr. Allah'ım, göreceğim yaratığın adının Charlie olduğunu söylediniz. Oh ya. Oh ya. İyi şeyler olmayacak. Bu oyunda karşınıza çıkacak olan şeyler iyi şeyler olmayacak. Şu andaki ruh halimi yüzümün renginden anlayabilirsiniz. Geçen bölümde ben de bakmıştım. Geçenden önceki bölüm. Böyle bir terim herhalde ilk kez kullandı. Oy. Şu eve bak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çocuğum, sen kimsin? Böyle sesler çıkarma. Suç bende, nereden gidip bakıyorum ki? Amacım ne? Al çocuğum, sana çay dökeyim ben. Bu mu? Nereden çıkacağız? Çocuğa ne olmuş öyle? Tövbe yarabbi, tövbe. Tamam, bunu yaptık, şeye gidebiliriz. Main menüye gidebiliriz artık. Oy. Into the Abyss adlı bölüm. Sanırım bu bölümde bir tane ağacın altında bir tane oyuncak ayı bularak bir bölüme, farklı bir bölüme gidebileceğimi söylediniz. Ben de onu yapacağım. Oh. Not nice. Not nice. Hiç hoş değil böyle şeyler. Kalk bakalım ayağa. Bir oyuncak ayı bulacakmışım bir ağacın altında. Herhalde böyle sıradan bir ağaç olduğunu zannetmiyorum. Her ağacın altına bakmaya çalışsam gündemi alır herhalde. Ulan bu bölümde de ayrı bir şey olmasın. Böyle pat diye önümüze çıkacak, öyle altımıza ettirecek bir şey olmasın. Bu ne? Oh. Oh, o ne? Taşmış. Ama böyle gizli bölme gibi bir yere gittik, öyle oldu. Ben nereden geldim? Şuradan geldim. Veya şuradan mı geldim, bilmiyorum. Şuradaki evin oraya bir gidelim bakalım. Orada bir şeyler vardı. Eğer böyle bir şeyler toplayarak özel bir şeyler açılabiliyorsa
Toplayabileceğimiz her şeyi toplamamız lazım. Ben takıntılıyım böyle. Oyunda toplanabilecek şeyler olur ya, böyle koleksiyon tarzında şeyler. Veya oyunda böyle easter egg'ler falan olur. Gizemleri zaten biliyorsunuz, o bariz. Veya oyunda böyle bonus içerikler falan. Ben bunlara takıntım var. Ben bunların hepsini açmak istiyorum. Şimdi yapmak istediğim, yaparsak. Of. Bu bölümde yapacaksak şey yapacağız. Daha madene girmek istemiyorum. Bir tane ağacın altında o oyuncak ayı bulup şey yapmak istiyorum ben. Oyuncak ayı bulup o yeni bölümü oynamak istiyorum. Orada ayrı bir kulübe daha var. Güzel. Şurası da var. Şurası nereye gidiyor? Oy, tüylerim diken diken oluyor ya. Oh. Şu andaki sessizliğinin ne kadar gerildiğimi anlamış olmanız lazım. Böyle farklı yerler yoktu oyunda daha önce. Bu bölümde. Böyle farklı yerler koymalarının bir sebebi olsa gerek. Böyle farklı yerler koymaları hoşuma gidiyor ama bir korku oyununda böyle bir şey böyle bir şey bulmaya çalışmak insanı bayağı geriyor, dürüst olmak gerekirse. Şu anda çok geriliyorum, böyle güldüğüme bakmayın. Sanırım şurada bir şeyler bulacağız çünkü farklı bir yapısı var. Bilmiyorum, kaçırmış da olabilirim ya. Onu baştan söylersiniz, nerede bulabileceğimi söylersiniz videoda. Şey, yorumların altında bilen birisi varsa veya aynen o apamız baştan yazabilirse. Bu arada şey dediniz, YouTube'a üye olmayı bilmiyormuşsunuz. O çok basit bir şey, yapılabilir bir şey. Google'dan bakıp halledebilirsiniz onu. Onda sıkıntı yok. Hani bazı apalarımız yorum yapamıyor, sadece Facebook'tan ulaşabiliyor. Olmazsa şey falan üyelik açtırabilirsiniz. Sıkıntı olmaz o ya. Fazla zor bir şey değil. Ama ben burada bir şey bulamadım. Şurada hiçbir şey bulamadım ben. Bir tane ağaç bulmam lazım. Bilmem şu evlerin, kulübelerin mantığı. O ne lan? Bir bug yüzünden bunların üzerine atlayabildim. Harita daha devam ediyor. Ne kadar ilginç bir yer burası. Şu tarafında kağıt falan yok diye. Aha yok, kağıt var. 5. Slender sanırım kaçırdığı kişiler için, kaçırdığı kişilere belirli şeyler yapıyor. Hani onları bir tür yaratığa dönüştürüyor. Çünkü Kate'i de kaçırdı. Kate'i mi kaçırdı yoksa şu anda biz miyiz? Yok, Kate'i de kaçırdı sanırım. Ona da bir şeyler yaptı. Şurayı bulduğum için mi böyle bir müzik çalıyor? Ben o ağacın önündeki oyuncak ayı bulamadım ya. Şu anda buraya da girmek istemiyorum çünkü yeterince gerildim, acayip gerildim. Bir de şunları bir toplayalım, ne olur ne olmaz. Şunları okumuştuk zaten. Ne diyor burada? Evet, birden fazla yaratık olduğunu farkındayım. Daha önce iki yaratık vardı Slender'da ve bundan sonra sanırım artık ikiden fazla yaratık var. Şuralara falan da bakmak istiyorum. O çocuğun nerede olduğunu gayet iyi biliyorum. İnsanlar yemekle meşgul şu anda. O yediğini veya yemediğini bilmiyorum da.
I see purple everywhere. Her tarafı, her tarafta insan görüyordum. Bu yeni bir ötleyen herhalde buraya. Olabileceğim, bana bu insanlar olabileceğim kişiyi hatırlatıyordu. Kuralları çok iyi anlıyorlar. Sanki hayat denen büyük muhteşem oyunun kuralları bana asla anlatılmamış gibi. Çalıştığım her şey gitti. Sevdiğim her şey benden alındı. Ben artık bir adamın kabuğuyum. Sürekli ses, sadece sesle oluşan bu dünyada yaşıyorum. Hatalardan başarısızlık üstüne başarısızlık. Sevecek kimse kalmadı. Beni sevecek kimse kalmadı. Bu dünya artık sesten başka bir şey değil. Ve hiçbirini anlayamıyorum. Sanki her şey bu sesle birlikte hareket ediyordu. Sanki o sesin bir parçasıymış gibi. Sanki bu sesle bir ilişkileri var gibi. Ben mücadele edip o sesin içinde boğulurken bazıları yabancı mı olmak istiyor? Anlamadım, orayı tam anlayamadım. Hiçbir şey mantıklı gelmiyor bana. Bütün bu şeyin içinde ben yalnızım. Daha fazla işim yok, daha fazla ailem yok. Hiçbir şeyi artık hiçbir şeyi baştan inşa edemem. Hiçbir şeyi baştan yapamam. Artık ben umutsuz bir bahaneyim bir insan için. Çıkmam lazım, gitmem lazım. Kuralları anlayamadığınız bir oyunda hapsolduğunuzu düşünün. Kendi kendine gönderme yaptığı oyun. Nasıl hayatta kalacağını anlamaya çalıştığınızı düşünün. Ama yapamıyorsunuz. İlerleyemiyorsunuz. Kuralları bildiğimi zannediyordum. Ama hepsi bir yalandı. Nerede bu? Nerede kaldım? Ha. Sanki diğer herkesi sanki kurallar çok basitmiş gibi bunları uyduğunu zannediyor görüyorsunuz. Ve kimse bana söylemiyor. Kimse benim oyunumla ilgilenmiyor, umursamıyor. Bu lanet olası kabusta unutuldum. Çünkü buna ait değilim. Çıkmam lazım. Gitmem lazım. Dinlemem lazım. Tranquility, bu neydi? Emin değilim. Başka bir yere ait olduğumu hissetmem lazım. Bir yerlere ait olduğumu hissetmem lazım. Bunun için üzgün değilim. Çünkü bu lanet dünya hiçbir şey borçlu değilim. Ve hayatı asla affetmem. Affedemem. Onun için görüşürüz. Ve kendi oyununuzla ilgili size bol şans diye böyle bir şey de topladık. Eğer bu tür şeylerden sıkılan varsa özür dilerim. Bu oyuna yeni eklenmişti ve bunu okumak zorundaydım. Hani bu bir takıntı gibi bir şey. Şimdi şu tarafa nereden? Şu taraf bir yere gitmiyor. Şu taraf başladığımız yere gidiyor. Şu tarafta dolandığımız yere gidiyor. Ben o ağacı bulamadım. Lütfen onun yorumları yazın. Çünkü sanırım videonun sonuna geldik. Ve izniniz yine bize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayat yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.